çok sesliliktir. Tıpkı çok sesli müzik gibi. Bizleri yöneten insanların bu çok sesliliğe ve eleştiriye artık alışması lazım. Eleştiri olmadan demokrasi olmaz. Şimdi Cumhuriyet muhalif gazete olarak 2002 yılından yaptığı bütün haberleri toplayın. Hepsini toplayın. Bütün bu haberlerin toplamanın yarattığı etki Cumhuriyetçilerin ve gazetecilerin hapse atılması kadar bir etki yaratmadı. Türkiye'ye bundan daha büyük kötülük olmaz. Türkiye'nin uluslararası boyuttaki saygınlığı bu tutum yüzünden çok sarsıldı. Ben ilk başlangıçta içeriye atıldığımızda bunun bir FETÖ operasyonu olduğunu düşündüm. Arkadaşlarla konuştuk da bunu. Bence dedim bu FETÖ operasyonu. Bu ülkeye bundan daha büyük zarar verilemez. Nitekim ondan sonraki süreçte gördük. Uluslararası raporlar, Türkiye'ye gösterilen tepkiler. Bu çağda böyle bir şey olmaz. Yöneticilerin bir an önce bu konudaki siyasetini gözden geçirmesi. Çünkü bu artık bir siyasi davadır. Hukuk falan kalmamış bu davada. Bu politikayı gözden geçirmeleri ve bu gerçeği görmeleri gerekiyor. Hapisteki gazetecileri de çıkarmaları gerekiyor. Bence Eylül ayında bütün cumhuriyetçiler dışarı çıkacaklar. Peki Hakan Kara, Turan Günay, çok teşekkür ederim geldiğiniz için, katıldığınız için.